İyi akşamlar. Ay çok fenayım ya. Çok sıcak İstanbul canlar, iyisinizdir inşallah. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben de keyifler iyi. Keyif eşek de olur derler ama. Benim keyfim iyi, uykudan kalktım. Ne? Esra bana mı diyorsun? Yunus da geldi de banyoya daldı çocuk. Çok sıcak anne dedi. O tostun orada dedi. Öldüm öldüm dirildim bugün dedi. De Kadıköy'le Beykoz çok fark ediyor. Fark ediyor, fark ediyor. Anneme diyorum ya. Benimle mi konuşuyorsun? Yok yok. Kimle? Yunus da konuşuyor. Ha, anneme diyorum deyince ben de annenle mi konuşuyorsun dedim. Yok yok. Trafik karıştı canlar. Trafik trafik. Burada bir trafik var evin içinde. Ay bugün biliyorsunuz kahvaltıya gittik. Çok güzeldi hava ama bak gittiğimiz saat mükemmeldi. Saat 10 muydu 10.30 muydu Esra? Olmuştu oradaydı. Oradaydık 10.30'da. Demek ki 10'da çıktık. Yavaş yavaş tıkır tıkır indik. Ağacın altı da mükemmeldi. Serin serin kahvaltımı yaptım. Güzel uzandım da orada örtümüzde. Örtüyü de geldik hemen yıkadık astık zaten eve sokmadık. O örtü benim eski divan örtü, yatak odası örtüm ama eski tabii. Yılların şeyi. Dedim onu kullanırız kalın yani pikniklerde. Hem hafif götürürken. O tabağımı ayırdım sonra kahvaltı yaparım diye. Bunlar parka gittiler. Hemen park yakında. Ay bir garga geldi. Bir garga geldi. 30 tane böyle önüme. Dayanamadım. Kaşarımdan böyle at yumurtaya kadar domatese kadar yediler ya. Dedim yesinler onların kısmetiymiş bu da tabağım. O kadar yetti bana. Güzel de oldu. Ellemiyorsun. Ama şu anki hava Hiç söylemiyorsun olsaydı orada biz zaten. bayılırdık. Oradan otobüse atladık Paşabahçe'ye indik. Dedik alışverişimizi de yapalım. Mesafe Paşabahçe'ye bayağı var. Ben şu mama sandalyesini alacağım da o yüzden öyle. Onun için şey yaptım. Yemek Poğaça. mi yiyecek? Şimdi ben poğaçamı mayalayacağım da üstüne de. Ha, Esra da poğaça yapıyor şu anda. Yarın nasılmış hava Esra? Yarın sıcak gösterme. Yani 31 derece de şey rüzgarlı gösteriyor daha. Bu derecenin sıcağı varsa çocuklar mahvolur. Yarın Elif çünkü kahvaltıya çağırdı Ya öbürkü bizim parka. gideceğimiz yer dede oğlu olduğu için. Çok bunalırsak oradan taksi çıkar. Bugünkü gibi olmayacak yani. Oranın taksi yakın ya, dede oğlu da çubuklu böyle yan yana ya. Oradan taksiye binip Çünkü orada gelecek. da fazla ağaç yok dedi oğlum Orada da. ta nasıl ağaç o? Masalara aşık altında orada bir süreç var. Sen bayağıdır gitmemişsin hani. Ben bayağıdır birkaç senedir gitmedim. Sari küçüktü gittik bir. Oturduk masalarda. Masal orası. Ben yeri seviyorum ya. Ne kadar dizim dağırsa yerde. Ben de Esra yemeğini yemiş. Ha, bu arada ben uyumuşum odada. 2 saat tam. Sari de sağ olsun almış telefonumu. Oynamış oynamış. Ondan sonra da saklamış odasına. Emin'i aramış, bir arkadaşımız aramış, bir arkadaşımız aramış. Duyma şansın yok. Annesinin odasında yastığın altına sokmuş. Görmeyeyim diye. Kalktım baktım. Esra buldu telefonu da. Ben sokmadım. Kim yaptı? Yusuf Gel Ali. merhaba de. Merhaba de. Yemezler yemezler. Tabii kardeşi var ya artık. Yusuf Halal diyor soktu diyor. Her akla erer de Bizim Yusuf'u. işimiz var. He? Poğaça işi. İşiniz var poğaça işi. Ana kız poğaça mayaladılar. Yarın sabah kahvaltısına gidiyorlar. Onlar gençler. Kim kim? Elif. Esra. Elif'in aynı grup arkadaşı var. Üçü. Hepsinde ikişer tane çocuğu var. Benim gitmem yakışık almaz peşlerine düşüp de. Gitsinler gençler otursunlar. Bugün ben götürdüm. Yarın onlarla gider öyle öyle. Çocukların da işte sokak şeyleri gider. Özlemleri. Çünkü bizim çocuklar sokak pek bilmiyor Sare falan.
Bir okula gitti geldi. Çocuğun ev kültürü. Odadan odaya. Diyor ya evde yapsaydık kahvaltıyı bugün sabah giderken. Oraya da gidince aa diyor iyi ki gelmişiz. Ben de yemeği biber kızarttım biraz yemeğin yanına. Yemek yaptım söylemesi ayıp. Çok sıcaktı. Çekim yapmadım mutfakta. O kadar sıcaktı ki. Patatesi kızarttım, patlıcanı kızarttım. Öyle bir karışık tencere yemeği yaptım. Esra da makarna haşlamış ben yatarken. Ne kadar canımız istemiyor desek yemek için oturacağız. Benim canım istiyor vallahi. Yiyorum yani atıştırıyorum, istiyorum desem yalan olur. Sıcak da olsa atıştırıyorum. Biraz hava sanki. Ben de evde olurum yarın. Büyük ihtimalle çıkmam. Bunu yarına atacağım. Bu akşam zaten videolar tamam. Yarın da yine ortada toparlarken artık ne iş yapıyorsa. Balkona inemiyorum. Burada bir kedimiz var. Çözemedim sıcaklardan mı iki gündür. Hatta dün gösterdi ki siyah kedi. Yatıyor. Hiç dedim elleme Esra. Belki gidecek bir kapısı yoktur. Burada yatması gerekiyordur. Yatıyor burada. Yatsın bakalım yatabildiği kadar. Çok da büyük değil. Çok da küçük değil. Koy dedim ekmeğini. Suyunu belki üşütmüştür. Anlamıyorum kedi bakımından çünkü. Yemekler hazır. Yunus bekleniyor ama banyoya girmiş. Atıştırırız işte ondan sonra. Bilmiyorum dün akşam çay içtim ama bunu akşam içer miyim? Bu akşam bayağı bir sıcak. Çay da iyi gitti dün akşam ya. 4 bardak içtim. Ben uzun zamandır akşamları çay yapmıyordum. Bir geçen akşam yaptım. Fatoş bende diye. O akşam da güzeldi hava. Bu akşam da yapabilirim az bir şey. 1-2 bardak. Nefsimi körlesin. İşte içmeyince, şimdi uyudum ben, nasıl uyuyacağım bu gece ben? 2 saat uyumuşum. Vallahi hayaller gördüm, rüyalar gördüm. Uçmuşum. Sari o ara telefonumu yürütmüş yanımdan. Yanıma koyuyorum şimdi telefon çalar duyuyum diye. Artık cambaz oldular, cambaz. Büyüdükçe cambazlaşacaklar. Bakayım bir şunlara da ona göre sofrayı hazırlayayım. Ay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ay ama kedi mi dedi? Bir şey dedi ama bu. Yok orada kedi yok. Toptur, her şey küçük bir tane. Kedi geçti, kedi geçti diyorlar ya. Biliyorsun onu değil mi? Kedidir o kedi. Kedidir, kedidir. Yara bayağı makara oldu. Geliyorum. Ekmek getireyim mi sana? He? Ekmek getireyim mi? Tabii ekmeksiz olur mu? Ölürüm de ekmeksiz yemem. Ölürüm de ekmeksiz yemem ben. Ekmeğimizi. Ekmeğimi. Bir kadın vardı hatırlıyor musun? Şeye gidiyorduk sabahları çaya. Dur geldim anlatırsın. Evet ben de annemleri bekliyorum. Bir de kameraya doğru mu kendi kendime konuşuyorum. Tam hissetmiş değilim ama konuşuyorum işte. Bir şey şunu orta tıklıyorum. Acıdır bu şimdi ha. Aa acı değil. Acısı daha bulaşmamış. He? Anne domatesle daha acısı bulaşmamış mı biberin? He yiyebilirsin anne. Nem 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 yiyeceğiz. Bu kadar ekmek ama bugün ekmek almadık. Aşağıya indik ama almadık. Her gün ekmek almak zorunda değiliz tamam mı? İki güne, üç güne bir sen niye kendin ekmek. Sen kendine böyle getirmedin? Getiriyorum ben ayran yaptım kendime. Buzluğa koydum. Müslüman Müslüman'a sormaz mı sen de içer misin diye.
Kime kime? Müslüman Müslümana sormadı. Ne dolucu? Patlıcan karışık böyle patatesle kızarttım. Öyle bir yemek yaptım ortaya işte. Ortaya mı koyacağız? Tabaklara mı? Tabaklara canım. Ortaya da olur. Yok, tabaklara ya. Koyacaksan bana az koy. Tamam. En az da ben yerim zaten. Ama ne diyorlar? Bir yemem diyenden bir kalmam diyenden korkacak mısın? Şöyle aradığında aradan tiftik diyeyim ben sofrada boş duramam. Anne. Hı. Gel bir gel. Sen kız otur bakalım. Oturdum oturdum anne. Bunlar yemek. Aslana. Bunlar yemek nedir bilmiyor anne. Kim diyordu ona? Tiyatroda mıydı? Bir yerdeydi ya. Vardı öyle bir tiyatro. Öyle bir tiyatro yok, vardı. Bir dizide diyor ya bunlar bir dizinin makarasını yapmıştı paradisi. Hatırlamıyorum şimdi. Bunlar din iman nedir bilmiyorlar anne. Kışı niye getirmişim ki? Bismillahirrahmanirrahim. Susuz böyle az bir su koydum damlattım üstüne. Salça koydum. Bu kabaksız türlü olmuş. Kabağı da yok patlıcanı da yok. Hı. Şey patlıcanı da var yok. Var patlıcanı var ya yani, karıştırdım. Kaba yok. Patlıcan 3 tane diye dedim bu yetmez. 3 tamam. Tane de patates doğradım. Tamam. Kızarttım. Anladım. Ve şöyle ardını kapatmış hemen. Bayılıyorum şimdi oldu. İşte Osmanlı kadın. İşte felaset iç göğü. Bu küçük hikayeyi yaşarken çok eğlendin mi? Eğlendim tabii mutlaka. Hatta dedim bir rüya açayım. Baktım çok sıcak. Isıttı şey mutfağı. Kızartma yaparken. Zaten şey yok bizim mutfakta. Aspiratör yok biliyorsunuz. Var da yok. Bir işe yaramıyor gürültüden başka. Ama aspiratörlerin şimdi abartmamız %80 öyle. Bizimki ama hiç kullanmıyoruz. Çok eski takmışlar. Evin yani aspiratör biz almadık. Evet, evet kullanmıyoruz. Daha sonraki çok güzel oluyor öyle değil mi? Hemen havayı çekiyor. Bizde cam açık zaten. Ya dünkü biberler zehir gibiydi. Aynı biber. Thank you.
Ya çok ciddi duramıyorum. Ne oldu? Bunun için doktora gitsem mi? Bazen ciddi duramıyorum. Ben sana ciddi duramıyorum. Çocukken de böyle şey olur. Hani öğretmen falan gelir ya. Direkt böyle gülesim gelir. Kemal Sunal'da var ya gülen sen adam. Sen de böyle sessiz kalıyorsun ya. O zaman benim böyle hani birisi yanımda böyle ciddi durunca ben şey olurum, anladın mı? Böyle bir gülme geliyor bana. Gıdıklıyor seni. Evet. Tabii insanın canını sıkkın olduğu anlar ayrı. Biz de şimdi canım. Akşam yemeği yiyoruz keyfimiz yerine. Hiç şey yok, şükür. Hamdolsun. Ne kadar Esra bizden önce yemiş şey olsa da. Şu balkonu var, şu yazını dinlemek mükemmel. Hiçbir gerçekten. Şey öyle güzel bir tadı var ki, hani evin içinde dinlemek başka, şurada oturup da bu ağaçların böyle esintisiyle gerçekten bambaşka. Şey, mutluluk veriyor insan, böyle bir haz veriyor. Esra seni beklememiş bak yemekte. Makarnayı veriyor, yendirmişler. Ama şeyden dolayı oluyor. Kriminal inceleme yapıyor. Şu sebepten dolayı karım beni beklememiş. Ben de gaza getirmeye çalışıyorum. Evet. Sen incelemeye mi geçtin? Ben şey dedim ona ya. Belki dedim Türkiye'nin maçı var ya bu akşam. Öyle mi? Belki dedim izleriz ama hesapları tutmadı çünkü çok geç. Kaçta? Saat 10'da başlıyor. Benim o saatte dönmüş olmam lazım. Yani. O saatte ben dışarıda kalmam biliyorsun. Satın kalma gece. Aman. Kandırırlar. Ne? Kanar mıyım acaba? Ne? Bilemem. Onu iyi fıkra geldi aklıma hiç burada. Seni kanalımı kapattırıp ya. Benim sana söylediklerim mi? Yok başka. Çocukları. He, onlardan biri olabilir. İki fıkra geldi ama aklıma da. Ya, o fıkrayı anlatma da ben şimdi bir şey derken mecburen şey yapıyordum. Tembihliyordum ama şu çağırır bu çağırır çocuğum. Ne o ayrı. Yani onu anlatacağını zannettim de. Yok. Beni niye çağırıyorlar? Bir de senin bir profesör hikayen vardı ya. Profesör. Psst, yürü. Üskün'ün yanına gidelim. Odaya kuşu kaparsın kuşu. Yürü bakayım. Zaten göz kuşu da ki. Kuşu bir kapar. Elinden alamayız Allah korusun. Kapıyı gözetliyor. Kapıyı gözetliyor. Göz kaşı arasında girer. Suyu var, yemeği var. Yok göz kaşı arasında o var ya geçen. O ne tilki biliyor musun? Orada yatıyor. Allah'ım ya. Ha şeye gönderdim, dileğe gönderdim. O kocaman o. Sen burasını açık bırakmışım. Metokudam'da kuş. Kapısı da açık yani bunu alıyorum. Sen dal içeriye. Ben mutfaktayken. 2 dakikada değil mi? İlk anında çıkmışım ha. Yoksa? Deviriyor. Pençesiyle alır. Değişik mi? Yapar. Ne anlatıyordum unuttum. Dünkü biber acıydı aynı biber. Bugünkü niye tatlı? Onu anlamadım. Ben de otobüs durağına iniyorum ya. Kadıköy otobüsü bekliyorum. Üsküdar otobüsü geliyor. Üsküdar otobüsü bekliyorum. Bu sefer de boyuna Kadıköy geliyor. Bunu bir şeyde belediye başkanı konuşması vardı ya. Onu sorsaydın bana ne... Canlarım ya. Telefon kendi kendine. Tam şey diyorduk. O Kadıköy otobüsü muhabbetini yapıyorduk. Ne derdi diyordu. Beni kesin deliliğe gönderirdi. Yok. Hafızam dolmuş da. Telefon da durdu. Hafızam dolunca duruyor işte böyle. Evet. Vedalaşalım dedik o zaman. Aynen vedalaşalım. Çünkü boşaltmamız lazım içini. Beni mi boşalttı oğlum biraz? Ne yapayım pipetle çekeyim mi? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
pipetle. Güzel fikirmiş ya. Mantıklı.